Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar'a İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nda doğum günü sürprizi yapıldı. Arkadaşlar ben de bu nazik düşüncenizden dolayı çok teşekkür ederim. Derim mi? Milletvekili Karasayar, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretleri kapsamında ilçe teşkilat başkanı Ayhan Bodur ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İTSO'yu ziyaret etti. Milletvekili Karasayar ve beraberindeki heyet, İTSO Yönetim Kurulu Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ve yönetimi tarafından kapıda karşılandı. İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, İskenderun'da en çok projeler ile ilgili konu gündeme geldiğinde her zaman Milletvekili Karasayar'ın yanlarında olduğunu söyledi. Şimdi bugüne kadar neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Gerçekten Hatay Çabuk Kevim'in için çok önemli. Ama biz İskenderun'da yaşıyoruz. İskenderun'da en çok projelerle ilgili bir konu gündeme geldiğinde varlığını hissettiğimiz çok değerli bir vekilimiz bizim için. Gerçekten odamızla ilgili de yaklaşımları ve odamıza göstermiş olduğu o yakınlığı bilgi inanın bize hep 3 kattı. Biz yaklaşık 4 yılı tamamlamak üzereyiz yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte. Bu süre içerisinde birçok milletvekili, birçok bakanımız hem İskenderun hem de Ticaret Odası'nı ziyaret ederek bizim sorunlarımızı anlatma fırsatı yakaladık. Bunun da baş mimarı Sayın Milletvekili Orhan Bey'iz. Onun için ben kendilerine huzurlarınıza çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisi telefon görüşmemizde odayı da yakın zamanda ziyaret etmek istiyorum demişti. Sağ olsun bugün geldi, hem varsa tanıştığımız problem ve sorunlarımız onları paylaşma fırsatı bulacağız. Hem de son dönemde referandum süreciyle ilgili de Sayın Milletvekilimizin bizler herhalde paylaşımları olacak. Bu anlamda ben tekrar kendilerine hoş geldiniz diyorum. İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri Orhan Karasayar'ın bugün doğum günü olduğunu öğrendiklerini belirterek doğum günü pastası hazırladıklarını ifade etti. Bir de bugün Sayın Milletvekilimizin doğum günü. Ben de bir arkadaşım beni aramıştı. Ona da dedim, valla acil odaya gitmem lazım. Milletvekilimiz gelecek. Valla dedi, unutmayın bugün doğum günü. Bakın dışarıda herkes duymuş. Ne yaptınız bilmiyorum. Bugün. Doğum gününüzü odada kutlamış olalım. Sayın Vekilim, Allah sağ olsun. Bize katılalım diye kaldık. Doğum gününüzü kutlayacağız inşallah. Milletvekili Karasayar bu sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu, yoğun çalışma temposundan dolayı bugün doğum günü olduğunu bile bilmediğini ifade ederek İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ve tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. 52. yaş gününü sürpriz bir doğum günü pastasıyla kutlayan Milletvekili Karasayar, pastanın üzerindeki mumları üfledi ve sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. İnşallah. Ben de sizin gibi güzel dostlarla öncelikle İskenderun'umuza hizmet etmenin hep mutluluğunu yaşadım. Biz bu başarıda devrede işte bir tüyüz. Hep beraber yaptık bunları. Sağ olsun ilk milletvekili olduğumuzda Halil abi bir dosya vermişti bize. 30 madde vardı içerisinde. Yani biz de gider gitmez önce gözümüzde çok büyüttük. Dedik bunları hangisini nasıl yaparız? Yıllarca yapılmamış, yıllarca ihmal edilmiş. Bir taraftan başladık. Hem sağ olsun değerli dostlarımız yardımcı oldular. İskenderun halkı yardımcı oldu. Biz de onların yardımıyla, desteğiyle, dualarıyla bir baktık. Siz samimi olursanız Allah da işinizi rast gönderiyor. Yukarıdaki başbakanlarımız, bakanlarımız da ona göre gözünüzden biliyor hizmete ihtiyacı olduğunu bölgenizin. Allah'a şükür tamamını gerçekleştirdik. Bir tanesi eksik kalmıştı. O da Halil abiye dedim artık bunun için de gittim. Önce bakana gittim, baktım bakan olmaz diyor. Dedim bir müsteşara gidin, müsteşardan bir altyapısını yapın bakayım nedir, ne değildir. En son il olmuyorsa dedik bari il statüsünde ilçe oluyormuş. Arkadaşlar da öyle söylediler burada. Biz de kaymakamımız dedik sürekli dosyaları ile göndermesin. Bizim
kaymakamımız vali statüsünde kaymakam. O dönemki kaymakamlarımız gerçi hep öyle. İşte her türlü altyapımız var. Biz ilden ayağımızı keselim. Dosyalarımız kaymakamımıza yetki verin. İl statüsünde ilçe olalım. Müsteşar dedi, vekilim il yapmak daha kolay dedi. Onun için dünya kadar yasa çıkarmamız gerekiyormuş, kanun çıkarmamız gerekiyormuş. O eksiğimiz kaldı ama İskenderlığımızı ilin imkanlarından daha güzel imkanlara kavuşturduk çok şükür. Mümkün olduğu kadar İskenderli hemşehrilerimizin ayağını ilden kesmeye çalıştık. Adalet Sarayımızı oradan daha güzel yaptık. Emniyet Sarayımızı oradan daha güzel yaptık. Teknik Üniversitemizi yaptık. Yani il çalışmamızda hiç olmadı hükümet olarak. Olursa da zaten ilk başta İskenderli olacak Allah'ın izniyle. Onun dışında ne istediyse İskenderli hemşehrilerimiz sizlerin desteğiyle, sizlerin bize vermiş olduğu güçle hayata geçirdik. Bundan sonra da inşallah hep beraber yolumuza devam ederiz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Derim mi?